Öğretmen muallim derse girer, 5 dakika öğrenciye sen anlat der, sonra sen anlat, öteki kalkar, geri kalan 30 dakika maç kritiği yapar. Akşam hazırlanması gerekirdi. Dersi mutalaa edecek, sabah 50 dakika ders anlatacak. Peki hazırlanmayan bir öğretmen sabah okula gidince ne yapacak? Kalk Ahmet, sen anlat bakalım. Sen oku Hasan, sen oku Hüseyin. Sonrasında dakikaları bekleyecek. Dolsun da sınıftan ayrılsın. Böyle bir öğretmen var. Baba da biliyor. Oğlunu biliyor. Okuldan çıkınca kahvehaneye gider. Lokale gider. Ders alışmaz. Mutalaa etmez. Öğrenciler ona Allah Teala'nın emaneti. Onların vakitlerini zayi eder. Maaştan alır. Bir miktar babasına getirince o baba soracak. Oğlum, o çocuklar sana Allah'ın emanetiydi Azze ve Celle'nin. Ders anlatarak bu maaşın hakkını verdin mi? Doktor olan oğluna soracak eğer maaşından babasına veriyorsa. Evladım, köyden, varoştan, uzaktan gelenler vardı. Onlarla alakadar oldun mu? Yoksa yüzünü başka bir yöne çevirdin? Yani onlar ayrı alemde, bunlar fakirdi, garipti, gurebaydı. Öyle yukarıdan mı baktın, nasıl baktın diye. Ey baba, yetiştirdiğin oğluna sorar mısın? Maaşını soruyorsun, evini soruyorsun, arabasını yenileyip yenilemediğini soruyorsun. Eğer bütün bunlara sahip olduysa, oğlun daha rahat yaşayacak diye seviniyorsun. Peki ya, yavrunun oğlunun ebedi olan ahiretini, en büyük istikbalini düşünüyor musun?